Bu gece yine Hazreti Rabia'yı rüyamda gördüm. Bana çiçek veriyordu. Nedenini anlayamadım. Gidelim ya. Burası tekin bir yer değil zaten. Bilseydim hiç girmezdim bu işe. Dur ya, ne oluyor sana? Boş ver değmez. Avansı geri verip dönelim. Manyak mısın oğlum? Abiye ne deriz sonra ya? Şu taşa bak Yaşar. Eski yazıyı görmüyor musun? Heh, gördün mü bak? Biri tuvalete kalkmış herhalde. Ya dur biraz, uykuya dalsın bari. Keklik ana. Bahçede birileri var. Kazıyorlar keklik ana. Polisi arayalım. Kaçarlar. İyi ya kaçsınlar. Ama ben onlara yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak istiyorum. Tüfekle mi? Doğru sözün silaha ihtiyacı var mı? Ama bana saldırabilirler. Tedbir olarak alıyorum. Bu boş tüfek kaderin önüne mi geçecek? Şehitleri rahatsız edecek insanlar yetiştirilirken nerelerdeydik? Ama o boyuta bakarsak bu bizi aşmaz mı? Öyle mi? Öyleyse kimsenin kabahati yok. Hayır, öyle demiyorum ama en azından beni aşar. Peki bu tüfek? Bu seni aşmaz mı? Tüfeği kaldır, bana doğru nişan al. Ne o? Şeytan doldurur diye mi geçiyor aklından? Yok, ama sana niye nişan alayım ki? Boş tüfekle de olsa bir insana nişan alacaksan önce onu en yakınına karşı denemelisin. Hadi Rabia. Hadi dene bakalım. Gel. Hazreti Rabia sürekli kefenini yanında taşırmış. Hala onlara söyleyecek sözün olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Hadi öyleyse. Çık söyle. Sessiz ol. Çok sessiz. Tamam. Evin arkasından dola. Tamam. Efendiler, bir şehidin mezarını mı soymak istiyorsunuz? Oysa sizin de atalarınızın içinde şehit olanlar var. Bana orta! Sen burada mıydın? Evet. Tedbir olmuyordu da bu kürek mi tedbir oluyor? Kürek tedbir değil. İnsanoğlunun çukurunu örtmek için basit bir alet. Sen bırak hanım. Üstümü giyip geleyim, ben örterim. Keklik hanım. Az önce rüyamda ne gördüm biliyor musun? Hayırdır inşallah? Rabia'yı Adevi Hazretlerini gördüm. Zeytinli çayı üstünde. Sanki böyle kefene sarılmıştı. Thank you.
Allah hayırdan ayırmasın. Amin. Rüyamın bu olayla bir ilgisi var mı sence? Nasıl bir ilgi kuruyorsun? Bana çiçek verirken bir şey söyledi ama aklımda kalmadı. Bir söz müydü, bir dua mıydı anlayamadım. Rüyadan uyandığında ilk hissettiğin şey neydi? Korku mu? Hayır. Sevinç? Hayır, o da değil. Şimdi, az sonra çok önemli bir şey olacakmış gibi bir duygu mu? Ana, tam işte, tam bu. Sana bir emanet devredileceğine işaret olabilir. Emanet? Evet. İnşallah gereğini yerine getirirsin. Ana, daha emanetin ne olduğunu anlamadım. Gereğini nasıl anlayayım? Merak etme. Kimseye kaldıramayacağı yük yüklenmez. Peki ama bu emanet nasıl bir şey? Emanet olmayan ne var ki? Mesela bu mezar bize emanet. Ama burayı kazmaya kalkışanlar da emanet sayılır. Kime? Bize mi? Gönlümüze emanet. Belki de onlardan çok biz sınanıyoruz. Biz? Evet. Şöyle bir düşün. Onların kötülüğünü mü istersin, iyiliğini mi? Ne oldu? Sen de mi hala sınanıyorsun? Bunu mu düşünüyorsun? Evet. Tabii sınanıyorum. Ölene kadar mı? Ölene kadar. Herkes mi? Herkes. Sen de ölene kadar. Elbette. Ama sen... Kızım, Hazreti Peygamber'e bile büyü yaptılar. Bunu bilmiyorum deme bana. Tamam, biliyorum ama... O zaman ben kendimden umudu keseceğim. Hiçbir durumda umutsuz olmaya ruhsat yok. Neden yılgınım biliyor musun ana? Neden? Aslında bunun böyle olduğunu biliyorum. Kim bilir bana bunları kaç kere söyledin. Doğruluğuna da inanıyorum ama... Niye öyle hissetmiyorum? Ya nasıl hissediyorsun? Ne bileyim. Mesela senin için artık kötülük tehlikesi bitmiştir diye hissediyorum. Senin yanlış yapabileceğini aklımın köşesinden bile geçiremiyorum. İşte bütün mesele burada kızım. Bilmek yetmiyor. Bilgi yaşantı haline gelmedikçe insan olduğu yerde sayıyor. İyi de nasıl olacak? Doğru bildiklerimizi, dosdoğru yaşamayı kimden isteyebiliriz? Allah'tan. Öyleyse isteyelim. Ne oldu? Abi orada hortlak var. Ne? Hortlak abi, hortlak. Vallahi hortlak var. Ne diyor lan bu? Abi inanmayacaksın ama vallahi ben de gördüm. Manyaklara bak. Ne hortlağı lan? Kafayı mı yediniz siz? Hortlakmış. Vallahi hortlak abi. Benim dedemin de şehit olduğunu söyledi. Ne dedi, ne dedi? Deden şehit. Yakışıyor mu bu sana dedi. Yok öyle demedi ya. Şey dedi. Ha, bir de hortlakla muhabbet ettiniz öyle mi? Abi yok da yani... Defolun lan çakallar, defolun! İdris de bana bula bula sizi buldu. Bir daha sizi buralarda görmeyeceğim kifayet size eşek herifler. Bu uydurduğunuz şeyi birilerinden duyarsam vallahi İstanbul'a gelir boğarım sizi. Manyaklar! Hala aklım o adamlardı. Mezarı kazanlardı. Hı hı. Onlar beni hortlak sandıkları için korktular. Bu pek iyi bir ders sayılmaz değil mi? Allah sonlarını iyi etsin. Amin. Ne oldu dürbün? Niye yakından bakıyorsun? Tanıyor musun bunları yoksa? Hadi söyle dürbün. Bir şey var, ne oldu? Ulan deli dürbün bile ne mal olduğunuzu anladı. Yürü.
da gösterseniz ortaklarınızı. Hayırdır Doğan Kalfa? Bir şey mi vardı? Duyduğuma göre İstanbullulardan adam getirtmişsin. Nereden duydun? Yerin kulağı var. Ne oluyor Kalfa? Bizden bir yamuk mu gördün? O sana göre bir iş değildi Seyfe. Gördüler mi işini bari? Sen nereden öğrendin? Kalfa, bırak da o kadarcık haberimiz olsun. İdris mi söyledi? Boş ver onu. Dedikodu yapmayalım şimdi. Senin zorun keklik anayla Rabia'yı buradan kaçırmak değil mi? Anlamadın mı hala? Bu iş senin usullerle olmaz Kalfa. İmkanı yok. Senin usuller nasıl? Benim usuller biraz pahalıdır. Ne kadar? Bayağı. Ne kadar? İki teklik. 20 milyon. Ayıp olmuyor mu Doğan Kalfa? Biz o parayı berberimize sakal tıraşı diye veriyoruz. Eskiden sen neyi tıraş yapardın? Belki onun için berberlere bu kadar bonkörsün. Berber lafın gelişi Kalfa. Ayakkabımızı boyattığımız çocuğa da elimiz açıktır. Ne kadar? 2 teklik dedim. 200 milyar. Artı genel koruma da bizden. O parayla ben bu içi satın alırım ama hadi diyelim ki kabul ettim. Balaban'ı ne yapacaksın? Balaban'ın devri kapandı Kalfa. Haberin yok mu? Balaban keklik anayı çok sever. Sen Balaban'ı değil parayı düşün. Giremezsiniz. İçerideyse görüşmek istediğimi söyle. Bekleyin o zaman. Bir şey çıkmaz merak etme. Emniyet müdürüyle konuşurum. İdris ağa ben seni biraz sonra arayayım. Bir misafirim geldi. Yok bekletmem. Tamam. Görüşebilir miyiz? Seninle encümende görüşeceğiz. Ama daha önce bana bir açıklama yapman gerek. Kızım tamam sen yerine geç. Ne istiyorsun? Bahçemizde ne aratıyordun? Ne bahçesi? Sen iyi biliyorsun. Dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Seninle encümende görüşeceğiz. Senden bir tek şey istiyorum. Orada yatanın şehit olduğuna gerçekten inanıyor musun, inanmıyor musun? Ne şehidi? Orada şehit meyit yok. Oğlun üstüne yemin edebilir misin? Bunu niye soruyorsun? Senin nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunca zaman anlamadıysan şimdi mi anlayacaksın? Anlayacaksın da ne olacak? Bana cevap ver. Sana cevabımı encümende vereceğim. Benimle uğraşman umurumda değil. Ama o şeyi de rahat bırak. Yoksa senin için çok kötü olacak. Beni tehdit mi ediyorsun? Allah'tan bulacaksın. Niye anlamıyorsun? Ne yapacaksın? Bana da mı ortak yollayacaksın? Yapma Doğan Kalfa. Canın yanacak. Yüreğin yanacak. Yak da görelim. Başkan. Efendim. Bakanı doğru keklik yüzüne götürüyoruz. Dinlemedeyim tamam. Niye öyle bakıyorsun? Biraz gelir misin benimle? Ne oldu? Bak Doğan abi. Ailemizin büyüğüsün diye sana saygı gösteriyorum. Ama bunu hiç hak etmiyorsun. Ali, bana başkanlık mı taslamaya kalkıyorsun? Sana sabrediyorum. Neyime sabrediyorsun? 2 yıldır hangi işimi gördün? Ben senin işlerini görmek için başkan olmadım. Ya ben? Benim yolumu kesesin diye mi seni destekledim? Bak abi. Bana sağladığın topu topu 5 oy. Bir de arabanı tahsis ettin. 3-5 kuruş da para harcadın. Eğer onları tahsis etmek istiyorsan bana fatura çıkart. Bağım bahçemi satar öderim. Sen ne diyorsun oğlum? Bana posta mı koyuyorsun?
Söyleyeceğimi söyledim. Elegün'e karşı daha fazla zorlama beni. Millete Berkaylar birbirine girdi, dedirtmeyelim. Öyle olsun bakalım. Başkanım. Efendim. Bakan gelmiyor. Ne oldu? Program değişmiş. İşe bak şimdi. Koskoca bakansın be adam. Gelmeyeceksen bari geleceğim diye söz verme. Nevzat abi. Müsaadenle bakalım. Ne demek? Bacımızın işine bak. Buyur abi. Encümen toplantısına geliyor musun? Geleceğim. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Aslansın be aslan. Kaşar. Buyur abi. Duyduğuma göre ağalığını ilan etmişsin. Estağfurullah Balaban abi. Senin olduğun yerde bize ağalık düşmez. Destursuz konuşma çakal Kaşar. Abi niye öyle diyorsun ya? Ne diyeyim peki? Esnaftan haraç almak çakallık değil de nedir? Abi yanlış biliyorsun. Yok öyle bir şey. Kim söyledi ki? Nevzat abi. Buyur Balaban. Bu çakal sana hiç tıraş parası verir mi? Balaban biz onu biliyoruz. Kendisi teklif eder mi? Önemli değil ki. Biz istemiyoruz. Görüyor musun çakal Kaşar? Nevzat abi seni hiç sevmiyor. Saygı da duymuyor. Ama şerinden çekiniyor. Abim yanlış biliyorsun. Sözümü kesme. Tamam abi. Sivri burunlu bir ayakkabı giyiyorsun. Bir omuzunu yamultuyorsun. Ve sonra kabadayı oluyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Mundar püsküllerini kırptırıyorsun. Para vermeden gidiyorsun. Bu şekilde namın yürüyor öyle mi? Etme abi. Bizi başkalarıyla karıştırma. Nevzat abi seni kapıdan içeri almasa ne olur? Yapabileceğin ne var? Nevzat abi niye dükkan almasın ki abi beni? Saygıda kusur etmem ben kendisini. Bana cevap ver. Yapabileceğin ne var? Öyle kahpeler gibi karanlıkta bu dükkana zarar vermekten başka ne yapabilirsin ki? Çok kızarsan Nevzat abinin bacağını bir kurşun sıktırabilirsin. Arkadan. Peh peh peh. Ne yiğitlik ama. Abim etme. Kalk oradan. Kalk oradan. Önlüğünü ona ver kalpa. Önlüğünü dedim evlat. Önlüğünü. Abi yapma böyle rica ediyorum. Sen askerden önce berber değil miydin? Ne sordum sana Kaşar? Biraz yaptım. Önlüğü tak. Abi ezme beni. Kaşar onu takmazsan ezeceğim seni. Nevzat abi usturayı bu çakala ver. Hadi. Abi rica ediyorum ezme beni. Yıllardır ustura tuttuğum yok. Canını yakarım sonra. İyi sen boğazımı kes. Kanımı helal edeyim sana. Usturayı al dedim. Aferin köpoğlusu. Eline de bayağı yakışıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Saatler olsun Balaban. Encümene geliyorsun değil mi? Geliyorum. Hadi görüşürüz. Bugün encümende ne var? 5 yıldızlı otel projesi görüşülecek. Keklikan'ın orayı yutmak istiyor. Yani? Encümenle ne ilgisi var oranın? Keklikan'ın kendi tapulu arazisi değil mi? Öyle ama işte bilmiyorum nesini görüşecekler. Ulan bu Doğan kafa bana tövbeyi bozduracak. Merhaba. Hayırlı işler. Encümene geliyorsun değil mi? Geleceğiz.
Projeyi destekleyeceksin tabii. Abi iyi güzel de... Keklik ananın bahçesinde şehit yatıyor. Ya sen de mi inanıyorsun bu palavraya? Sade ben mi inanıyorum? Herkes biliyor. Hikaye bu. Alakası yok. O deli karıyla deli kızı bir şey uydurmuşlar gidiyor. Olur mu? Ben beni bildim bileli şehit var orada. Bana bak Niyazi abi. Orada şehit yatıyor dersen seni Niyazi ederim bilesin. Yapma gözünü seveyim orayı bırak. Senin araziler yeter de artar zaten. Lan bir de bana akıl vermeye kalkma. Benim arazilerin yettiğini ben bilmiyor muyum? Öyleyse keklik ananın yerini istemiyorsun yani. Bizim sorunumuz keklik düzünün yeşil alan olmaktan çıkarılması. İyi ama herkes bunu keklik ananın yerini almak için istediğini konuşuyor. Yerin dibine batsın keklik ananızın yeri. Bir çuval para verdim gene satmadılar. Onlarla uğraşacak halim yok benim. Derdim oranın imara açılması. Kaç defa anlattım sana. Tamam abi. Bak önergeyi desteklemezsen başına gelecekleri biliyorsun. Gözün doysun vicdansız. Ben sana bir Roma gel demedim mi? Sana dedim. Senin hikayeni öğrendim. Nereden geldiğini, niye geldiğini, ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen hala benim kim olduğumu anlamadın. Ama ben senin kim olduğunu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Görürsün. İyi günler abi. İyi günler. Ha Erman. Buyur Doğan abi. Kaşar berberliğe mi döndü yine? Berberliğe mi? Dalga mı geçiyorsun abi? Nevzat'ın oraya bir git de bak bakalım. Belki ben yanlış görmüşümdür. Aferin Kaşar, hep böyle ol. Doğan Kalfa'nın kuçu kuçusu olma. Bana bak Dürbün, sen bu ilçeyi seversin. Bu fukara millet için dua et, tamam mı? Şu oteli yapalım, millet para görsün biraz. Ne oluyor be? Basket! Basket! Neyin var lan? Basket! Bak Dürbün, ayıp oluyor. Hayırdır Kalfa? Dürbün kafanı mı yardı? Şey, saatler olsun bana bak. Selamün aleyküm. Nasıl gidiyor Dürbün? Uzaklarda ne görünüyor? Çok mu? Pekala. Bu sıra pek uzaklara bakmıyorsun galiba. İyi hadi sana kolay gelsin. Alo? Evet. Bir saniye efendim, az bekler misiniz? Özür dilerim, şu an müsait değil. Biz arayalım. Tamam efendim. 27 milyon. Ben daha sonra alayım bunları. Bir dakika. Siz ilaçları alın, daha sonra ödersiniz. Yok, sonra alırım. Amca alın, sonra ödersiniz. Amca al lütfen.
İyi günler Rabia kızım. Siz burada mıydınız? Nasılsın İbrahim amca? Geçmiş olsun. Kim hasta? Hanım biraz rahatsız. Nesi var? Üşütmüş. Geçmiş olsun. Keklik ana nasıl? Çok iyi. Ellerinden öptüğümü söyle, tamam mı? Ellerinden mi öpüyorsun? Hı hı. Amca sen keklik anadan büyüksün. Boyum büyük, biraz da yaşım büyük. Ama onun kalbi büyük Rabia. Ona de ki İbrahim amca iki ellerinden öpüyor. Baş üstüne. Sen de Naime teyzeye selam söyle. Aleyküm selam. Hanım kızlarımızı tanıyamadım da. Aha, Nihal yeni geldi. İpek Hanım da esnaf, komşu. Tamam. Sonra öderim, yazarsın değil mi? Hadi uğurlar olsun. Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler, yine bekleriz. Meral, kirayı ödemeyeceksin galiba. Kirayı ödedim Kalfa, beğenmiyorsan mahkemeye git. Meral, o kiralar milattan önceki zamanlarda kaldı. Aklını başına topla. Mahkemeye. Meral, aklını başına topla diyorum sana. Aklım başımda. Senin ağzının kokusundan kurtulmak için dükkanda arıyorum. Ama işime yarar bir yer bulana kadar alacağın kira budur. Meral, seni severim bilirsin. Rahmetli dostumdur. Rahmetliyi ağzına alma, beni de sevme. Meral, akıllı ol. Keşke deli olsam da senin hakkından gelsem. Sigortan var mı? Dükkanı yakabilirsin, babanın malı gibi. Saçmalama Meral, ben öyle şey yapar mıyım? Senin yapmayacağın hiçbir şey yoktur. Herkes gibi sen de beni anlamıyorsun Meral. Ben bu ilçeyi kalkındırmak için gecemi gündüzüme katıyorum. Aman bırak. Bak Meral, gel seninle bir pazarlık yapalım. Hiç çeneni yorma. Ama bak bir dinle. Çeneni yorma dedim. Meral, her zaman böyle cömert olman. Sana kira için kolaylık göstereceğim. Tamam mı? Duyuyor musun? Karşılığı ne? Bugün encümene gel. Gelmem. Bak Meral, bu fırsatı kaçırma. Kiran bir sene daha aynı kalacak. Gelmem oraya. Başkanla barıştırırım seni, söz. Barışmak isteyen kim? İnat etme. Bu kıyak bir fırsat Meral. Gelmem oraya. Gelsem de keklik düzünü imara açmak için oy kullanmam. Meral, son defa söylüyorum. Duydun. Zarar edersin. Ben zarardayım zaten. Senin kiracın olmak yetiyor bana. Meral, inadı bırak. Mahkemeyi üç günde bitiririm, sokakta kalırsın. Elinden geleni ardına koyma. İyi günler. Benden ne istiyor? Çirkin bir şey telaffuz etti mi? Yani hakaret, küfür filan. Niye sordun ki? Doğan Kalfa açgözlü bir adamdır ama öyle kadın düşkünü falan değildir. Karısından ödü kopar. Emin misin? Herkes böyle konuşuyor. Aslında hanımı iyi bir insandır. Berkay ailesi genel olarak iyidir. Buranın en geniş, en köklü ailesidir. Doğan Kalfa da eskiden böyle değilmiş. Tabii gençliğini bilmiyorum ama öyle söylüyorlar. Beni bürosuna niye çağırıyor öyleyse? Bir anlam veremiyorum. İyi günler. İyi günler. Elif, gene neyin var senin? Öksürük, ateş. Canım benim. İğnelere başlayalım. Ya ben buna kıyamıyorum. Başkasına götürün. Başka yerde iğne yaptırmak mümkün mü? Kıyameti koparıyor. İğne istemiyorum, şurup olsun diye yalvarıyor. Ama geçmiyor işte. İğne şartmış. Rabia ablam vuracak diye pazarlık ettim de öyle razı oldu. Güzelim, canını yakacağım şimdi. Sen de bana küseceksin yine. Ama öbür abla çok acıtıyor. O canım benim, bir tanem. Başkan Bey gelin tutun. Yok, ben tutmasam olmaz mı? İçim bir tuhaf oluyor. Ben yardım edeyim Rabia. Yok, hayır, tamam. Ben tutarım. Doğan abi encümene harıl harıl hazırlanıyor. Herkesi dolaşıyor. Sen ne yaptın? Ne yaptığımdan sana ne? Amcanın oğluna kopya mı vereceksin? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Rabia? Sayın Başkan, senin yerinde olmak istemezdim. İşin zor. Ciğerlerini kötü hırlıyor. Bitti mi? Bitti canım. Bu seferlik geçmiş olsun. Bak, hissetmedi bile.
Hadi Elif'ciğim geç. Hop. Nihal, Elif'e benim şekerlerden verir misin? Tabii. Gel Elif'ciğim. Annesini unutamadı. Hiçbir şey yemiyor, zayıf düşüyor. Hemen mikrop kapıyor. Bana kalırsa bu zavallı masum haram lokma yemekten kaçıyor. Ne yani? Sen benim çalıp çırpan biri olduğumu düşünüyorsun? Çalıp çırpmana gerek yok. Doğan Kalfa senin sayende yeterince çalıp çırpıyor. İnsaf Rabia. Ben olmasam Doğan Kalfa buraları çoktan yutup bitirmişti. Belki de öyle. Ama başkansan sana her şeyi sorarlar. Maalesef öyle. Davul bizim boynumuzda, tokmak başkasının elinde. Öbür tarafta mazeret sayılır mı bilmem. Hazreti Ömer'in hançerlendiği zaman niye ağladığını işitmiş miydin? Yok, hatırlamıyorum. Ağlıyor mübarek. Bunu gören genç dostu Abdullah İbn Abbas yadırgıyor. Ya Ömer, sen de mi ağlıyorsun? Sen ki cennetle müjdelenmişlerdensin. Hazreti Peygamber'le her türlü sıkıntıda beraber olmuşsun. Şunları şunları yapmışsın. Bunun üzerine Hazreti Ömer ah ah der. Bunlar halife olmadan önceki güzelliklerdi. Şimdi öbür tarafta güzel işlerimle kötü işlerim eşit çıksa razıyım. Başkan. Efendim. Kimin ne olduğunu yalnızca Allah bilir. Başkan olarak yetişemediğim bir sürü çukur var. Hiç değilse şuna buna kötü gözle bakıp da yükünü büyütme. Eline sağlık Rabia. Bir şey değil. Hadi Elif, öpücük ver ablalara. Sevgili hemşerilerim, bugün burada niye toplandığımızı biliyorsunuz. Bu otel ilçemizin makus talihini değiştirecek. İş size iş, esnafa ekmek kazandıracak. Bugün kıskanarak baktığımız çevre, kasaba ve ilçeler bize imrenmeye başlayacak. Bu otel için kuracağımız şirkete sizler dahil isteyen bütün hemşerilerimiz ortak olabilecek. Tamamlandığında zaten borsaya da girmeye planladığımızı daha önce belirtmiştim. Belediyemiz de önergede belirtildiği üzere Keklik Düzü'nün imara açılmasıyla birlikte hemşerilerimize çok daha iyi hizmet verebilecek bir gelir elde edecek. Değerli üyeler, siz de iyi biliyorsunuz ki Keklik Düzü içinde şahsıma ait olan araziyi yeni yasayla en güzel şekilde değerlendirme imkanına sahibim. Ancak ben istiyorum ki Keklik Düzü bir bütün olarak belediyemizin de çıkarları doğrultusunda değerlendirilsin. Bildiğiniz gibi oradaki hazineye ait olan parsel belediye tarafından devralındığı takdirde turistik tesisin önemli bir hissesi de belediyemize ait olacaktır. Sayın üyeler, sizleri ilçemizin geleceğini düşünerek önergemizin kabulü için oy kullanmaya çağırıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Buyurun Sayın Rabia Adınar. Sayın Rabia Adınar'mış. Saygıdeğer üyeler. Fazla vaktinizi almak niyetinde değilim. Sadece az önce dinlediğimiz konuşmanın tercümesini yapmakla yetineceğim. Doğan Bey bize ilçemizde kalan son yeşil alanla birlikte içindeki şehitliği kişisel mülkleri arasına nasıl katacağını anlatmış bulunuyorlar. İşin Türkçesi budur. Biz senin niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Lütfen müdahale etmeyin. Daha önceki görüşmede bu projenin yol açacağı sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermiştim. Şimdi arkadaşımın sizlere dağıtmaya başladığı belgeye göz atmanızı istiyorum. Önceki hafta İstanbul'da yaptığım araştırmayla edindiğim bu fotoğrafa dikkatle bakmanızı istiyorum. Bu Keklik Düzü'nde yatan Şehit Civan Çelebi'nin türbesine ait fotoğraftır. Yalan bu. Düzmece bu belge. Sahtekarlık. Yok böyle bir şey. Palavra bu. Lütfen Doğan abi. Sakin ol lütfen. Sahtekara bak ya. Sus be adam. Sen sus lan. Yeter be senden çektiğimiz. Sadece fotoğrafa bakmayın. Onu aldığımız kaynağın kupürüne de bakın. Orada ne yazıyor lütfen okuyun. Türbenin fotoğrafı 1917 tarihli. Yani işgal sırasında düşman askerleri tarafından
Yıkılmadan önce çekilmiş bir fotoğraf. Şerefsizim, yalan! Bakın beyler, ben de bu ne ödüğü belirsiz kişinin gerçek yüzünü size açıklayacağım. Bir fotoğraf da benim elimde var. Böyle bir sahtekarlığa başvurmasalardı, hiç kullanmayı düşünmediğim bir fotoğraf. Bakın! Bakın, bu kim biliyor musunuz? Bu fotoğraf, bize kendini evliya diye yutturan Keklikana dedikleri kadın. Nerede olduğunu görüyorsunuz. Bak, iyi bak. Ne mal olduğunu, seni kimin nereden peydahladığını, nasıl büyüttüğünü, nasıl okuttuğunu iyi gör. Neden icap etti bu? Bu sen değil misin? Bana niye cevap vermiyorsun? Farz et ki o benim. Ne olacak o zaman? Ne mi olacak? Evet, ne olacak? Bana niye doğruyu söylemedin? Niye masal gibi bir hikaye anlattın? Rabia, dikkatli ol. Kendine kötülük ediyorsun. Ben? Evet Rabia. Kendine kötülük ediyorsun. Bana değil, kendine. Susup kalbini dinleyebilirsen iyi olur. Senden utanıyorum. Benden. Evet, senden utanıyorum. O ne diyor belirsiz karılardan değil de amcanın oğlundan, öyle mi? İğrenç bir şey bu yaptığın. Ne diyorsun sen ya? Böyle bir gerçeği ortaya çıkardığım için bana teşekkür edeceğin yerde... Senden utanıyorum Doğan Kalfa, anladın mı? Oo, Doğan Kalfa mı olduk şimdi? Seninle aynı aileden olduğum için yerin dibine batıyorum. Yaşça büyüğüm olmasan başkanlık maşkanlık demeyeceğim, çiğneyeceğim seni. Bana bak Alican, sen abinle ne biçim konuşuyorsun? Abilik geçti Kalfa. Nasıl geçti? Geçti. Ya. Ele güne karşı sana katlandım. Ama artık benimle savaşıyorsun. Bunu sakın aklından çıkarma. Yok ya. Evet. Bundan sonra böyle. Noktayı koyduk. Bu kadar. Şimdi çık buradan. Çık dedim. Hadi. Öyle ha. Dünkü velete bak. Demek öyle. Peki. Görüşeceğiz. Dışarı. Sen beni kovamazsın oğlum. Ben de incümen üyesiyim. Sana dışarı dedim. Görüşeceğiz. Bana sorma Balaban abi. Sorma boş. Oğlum ben çıkıyorum. Tamam. Hayrola oğlum. Hayırdır inşallah. Doğan Kalfa nerede? Nerede? Söyle bana Dürbün. Nasılsa bulacağım onu. Pekala.
Benim başım belaya girmesin diye söylemiyorsun ama öyle olsun. Neden? Kimi koruyorsun? Sen ona sevdalısın. Ne? Sen ona sevdalısın. Kime? Sen ona sevdalısın. Keklik Ana, özür dilerim. Bir an düşünemedim. Her insanın geçmişinde kötü şeyler olabilir. Encümen de çok kötü bir durumda kalınca, yani yanlış yaptım. Kalbini dinledin mi? Dinledim. Ne söyledi sana? İşte, yani yanlış yaptım. Yanlışını gördün mü? Söyledim ya. Ne söyledin? Şey işte, insanların geçmişteki hatalarını... Yanlışın sadece bu mu? Başka ne yaptın? Kendin bulacaksın Rabia. Kendin bulacaksın. Ama Keklik Ana... Hep kolaya alıştın. Bu sefer ben söylemeyeceğim. Kendin bulacaksın. Sen ona sevdalısın. Niyazi abi. Merhaba. Merhaba Balaba. Encümen'de ne oldu? Bankaya gidiyorum. Acelem var. Sonra anlat. Bir saniye Niyazi abi. Kapanacak Balaba. Niyazi abi çekimde. Doğan Kalfa Rabia'ya ne yaptı? Çekimdim yok Balaba. Sakin ol. Öyleyse anlat. İyi öyleyse. Bankaya doğru yürüyelim. Tamam. Doğan Kalfa iyice gemi azıya aldı artık. Onu çok üzdüm. Bana bunca yıl öğrettiklerinden sonra yine duvara tosladım. Ona Doğan Kalfa'nın çoğalttığı fotoğrafı gösterip, bu sen değil misin dedim. Halbuki olsa ne çıkar? İnsan her zaman hata edebilir. Yaptığım şey, bir insanın tövbe edebileceğini inkar etmek gibi. Ama Keklik Ana, hatamı itiraf etmemle yetinmedi. Artık benimle konuşmayacak sanki. Belki de çok kırıldığı için benim de acı çekmemi istiyor. Oysa bütün bunlardan daha önemlisi hala o geçmişi kurcalayıp durumu. Keklik Ana'nın geçmişinde ne vardı? Gerçekten Doğan Kalfa'nın dediği gibi biri miydi? Eğer öyleyse ben bunu içime sindirebilecek miyim? Onu yine eskisi gibi sevebilecek miyim? Doğan Kalfa burada mı? Epey oldu çıkalı. Başkanla beraber mi? Yok. Başkan içeride. Doğan Kalfa'yı kovdu başkan. Müsait mi bir sor? Gelsene Balaban. Girmeyin başkan. Kalfa'yı bulmam lazım. Bulursun. Hele bir gir. Otursana. Bir acı kahve içelim. Yok oyalanmayacağım. Senin Kalfa'yı arıyorum. Niye benim Kalfa oluyormuş? Senin kumaşından değil ama ne de olsa amcaoğlum. Olmaz olsaydı. Neyse müsaadenle başkanım. Şunu bir bulayım. Ne yapacaksın onu? İki şey. Ya yüzüne tüküreceğim ya kafasını kıracağım. Neden böyle ihtimalli konuşuyorsun? Ortaya attığı iddia doğruysa yüzüne tükürmekle yetinirim. Yok eğer iftira ettiyse kafası yarılacak. Sence iftira mı? İftira olmasa ne fark eder? Keklik Ana eskiden öyleydi, şimdi böyle. Bunu ayağa düşürmek adamlık mıdır? Balaban. Beni yatıştırmak için kendini zorlama başkan. Ne kadar oyalarsan oyala, bunun hesabını Kalfa'dan soracağım. Oyalamak niyetinde değilim. Ona bulaşmanı istemiyorum ama söyleyeceğim şey başka. Daha doğrusu soracağım şey. Neymiş o? Otursana. Sen olsan... Böyle bir kadının yetiştirmesi olan bir kızla evlenir misin? Niye sordun? Gerçek olmasa ne fark eder dedin de... Dedim, Yani... Öyle bir kadının yetiştirdiği kızla evlenir misin?
Benim evleneceğim yok da Farzet oldu. Niye evlenmeyeyim? Senin böyle bir niyetin mi var başka? Aslında sana sormak istediğim başka bir şey daha var Balaban. Nasıl diyeceğimi de kestiremiyorum. Bu ilçede birbirinden korkmaması gereken iki kişi varsa o da senle ben değil miyiz? Elbette. Uzatma öyleyse. Amcanın oğlu yerin dibine girmeden onu bulmam lazım. Sen Rabia ile evlenmeyi düşünüyor musun? Nereden cevap bu soru? Böyle bir şey mi duydun? Yok da. Keklik ana seni çok sever. Ben de onu çok severim. İşte yani onun için belki dedim. Tabii eğer öyle bir şey yoksa ben bu konuda düşünüyorum. Yani nasıl söylesem, eğer gerçekten senin aklında böyle bir şey yoksa danışmak istiyorum yani. Sen ona sevdalısın. Ne oldu başkan? Hatipliğin gitti birden. Kekelemeye başladın. Yani sence bir sakıncası yok değil mi? Başkan, hakkın da hayırlısı. Allah gönlüne göre versin. Sana da. Keklik ana. Buldum galiba. Söyle, dinliyorum. Yanlışım çok. Baştan sona yanlış. En kötüsü de beynimde senin eski hayatınla ilgili bir sürü vesvesenin olması. Hala yanlış yerlerdesin Rabia. Hala kendine kötülük ediyorsun. Sadece akılla bulmaya çalışıyorsun. Hayır ana. Dua ediyorum. Allah'a sığınıyorum. Ondan yardım istiyorum. Devam et. Müdürüm, gece bizim İdris'in arkadaşlarını gözaltına almış ekipler. Hı hı. Ezmezler değil mi? O işler geçti Kalfa. Biliyorum da yani diyeceğim bir avukatları yoksa... Bakarız. Buyur abi. Acele bir işin yoksa beni benzinliğe götürür müsün? Ne demek abi? Buyur. Abi, Balaban seni arıyormuş. Niye ki? Bilmiyorum. Çok fena kızmışlar. İşine bak sen. Ne olmuş? Balaban beni arıyormuş. Niye? Bilmiyorum. Takmıştır gene bir şeyleri. Haydar abi buyur. Baban nerede? Bilmiyorum, bir şey mi oldu abi, hayırdır? Teşekkür ederim Kalfa. Ne demek müdürüm, ben teşekkür ederim. Alo, ne var? Tamam. Arıyorsa arıyor, işine bak sen. Patronunu ara. Doğan Bey meşgul. Ara dedim. Emniyet müdürüyle yemekte şu an. Kızım, patronunu ara ve burada beklediğimi söyle. Ne var? Söyle ona İzmir'e gidiyor diye. Yoldayım. Yarın dönünce konuşuruz. Şey, sen misin Balaban? Yoldayım da. Geri dön Kalfa, hemen geri dön. Burada bekliyorum. 2 saat, 3 saat ben bilmem. Seni bekliyorum.
ediyorum Tanrı. Canım. Öyle dokundu ki bana. Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Bildiğin gibi değil oğlum. Ankara'ya gideceğim kıpırdayamıyorum. Annem iyiken bırakabiliyordum. Kimseyle durmuyor. Bir abiyası var ne hikmetse bir de ben. Vallahi nasip oğlum. Bakalım Mevla ne gösterir. Oğlum sus. Yerin kulağı var. Elin kızından ulu orta konuşma. Hem biz artık şen ve çocuklu bir dul olarak yaşımıza başımıza uygun birine bakabiliriz. Ne anlattı sana Kalfa? Kalfa yok ortada. Neredeymiş? Bilmiyorum. İzmir'e gidiyorum demişti. Telefonla kapatmış. Kayıp. Dönmüş olmaz inşallah. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi misin Kalfa? Balıkesir'e gitmişsin. Hı hı. Yeni döndüm. Hayırdır? Çok korkmuş bir halin var. Yok canım. Niye korkayım? Senin için biraz endişe ettim de. Yapma ya. Akşam Balaban bizim benzinliğe gelmişti. Öyle konuşuyorduk. Laf döndü dolaştı sana geldi. Sahi mi? Hı hı. Balaban dedi ki... Kaşar bir daha racon kesmeye falan kalkarsa... Öyle berberlik falan yaptırmayacağım. Eteklik giydirip çarşıda dolaştıracağım dedi. Doğan Kalfa, sen aklını da yitirmeye başladın galiba. Ne biçim konuşuyorsun? Biz dostça uyarıyoruz. Kalfa, yeme bizi. Ayıp oluyor Kaşar. Sen beni ne sanıyorsun ha? Birkaç saatliğine Balıkesir'e gittiysek burada gözümüz kulağımız yok mu sandın? Yani şey, sen ne duydun bilmiyorum ama... Benimle oyun oynamayı bırak Kalfa. Balaban fellik fellik seni aramadı mı bugün? Sen de deliklere girmedin mi? Ne alakası var? Ben gün boyu emniyet müdürüyle beraberdim. Saçmalama. İnsan bir emniyet müdürünün yanındayken bile bu kadar korkmuşsa sonu iyi değildir Kalfa. Beni anlıyor musun? Niye korkacağım? Onunla ne işim olur? Kalfa, onun seninle ne işi olduğunu biliyorum. Emniyet müdürüyle yemek yediğini de biliyorum. İdris'in çakallarını karakoldan almak için uğraştığını da biliyorum. Artık uzatma da bana söyleyeceğin bir şey varsa dinleyeyim. Ya bir dakika. Şöyle bir yere oturalım. İki kadeh atarak konuşalım. Yok o kadar vaktim yok. Gel şöyle biraz yürüyelim. İyi böyle. Bana açık söylemen lazım kaldı. Böyle işler yoruma gelmez. Anlıyor musun beni? Tabii. Yani meseleyi anlattım. Ne istediğini söylemedin. Ama senin bir öneri getirmen lazım değil mi? Kalfa. Senin beyninde ur filan mı çıktı? Ne oldu sana ya? Ya sinir etme beni Kaşar. Anlattım işte. Bana açık söyle. Rabia'yı mı istiyorsun, Balaban'ı mı? Ne yapacağına bağlı. Soruyu tekrarlıyorum. Balaban'ı mı istiyorsun, Rabia'yı mı? Yoksa ikisini birden. Her malın fiyatı farklıdır, biliyorsun.